Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kanalımızın aziz seyircileri, kıymetli dostlar, yine sizlerle bir Asr-ı Saadet Dersleri programında beraberiz. Rabbim söylediklerimizi yaşamayı, samimi olmayı, yaşamayı ve tesirli kılmayı lütfeylesin. Gün geçmiyor ki gündem bir anda değişmesin. Gün geçmiyor ki anlık pozisyonlar, anlık skandallar ortaya çıkmasın. Müslümanlar olarak biz ne kadar sağlam, düzgün, dürüst bir şekilde devam edersek hayatımıza, Allah'ın bize yüklemiş olduğu görevi, yükü ne kadar hakkıyla yerine getirsek Allah Teala bizlere yardımcı olacaktır. Bununla ilgili olarak Rabbimizin vaadi vardır. Kim ki Rabbimiz şöyle buyuruyor Talak suresi 1 ve 2. ayet-i kerimede, kim ki Allah'a hakkıyla kulluk yapar, Rabbinin hakkına, Rabbine karşı sorumluluk bilinciyle yeryüzünde Allah'ı hakkıyla temsil ederse, takvalı olursa, ona hiç beklemediği yerden çıkış kapısı, ummadığı yerden de rızık temin ederiz, rızık veririz buyuruyor. Bu sebeple Müslümanların hakkıyla kulluk yapmaya, yapmak gibi bir görevi var. Kıymetli dostlar, Gazze cihadı devam ediyor elhamdülillah. Oradaki kardeşlerimiz Allah'ın kendilerine vermiş olduğu takati sonuna kadar kullanarak küffara, İsrailoğullarına ve onunla birlikte olanlara kan kusturarak devam etmektedir. Önemli olan nokta şu, 500 yani özellikle 500 metre 500 kilometrelik Gazze'deki tünelleri bulamayan Yahudi'nin Moskova'da, Amerika'da sinagogların altındaki tünelleri Hamas patlattı. Allah onlara böyle bir lütufta bulundu. Neden bahsettiğimi birçoğumuz anlıyoruz. Epstein listeleri denilen bir liste, bir olay ortaya çıktı. Dünyanın en zenginlerinden olan, ölmüş gitmiş olan, pedofili manyağı olan, zinakar ve zalim olan Epstein denen adamın kendisinin Karayipler'de bir ada alıp o adada dünyanın her bir yerinden kaçırtmış olduğu kız çocuklarını, dünyanın zenginlerine, bürokratlarına, liderlerine tecavüz etmeleri için sunduğu ortaya çıktı. Yahudilerin New York'taki ve Moskova'daki sinagogların altında tüneller çıktı. Kaçırılan çocuklar ya organ mafyasına, ya fuhuş mafyasına, ya da efendim bir başka şer odağına verildiği, ama ondan önce tecavüz edildiği bizzat filmleriyle, fotoğraflarıyla tespit edildi. Rabbimiz Teala Yahudiler için Maide suresinin 64. ayet-i kerimesinde yeryüzünde fesat, bozgunculuk ve ahlaksızlık için uğraşıp dururlar buyuruyor. Evet, Yahudiler böyledir. Yahudilerin aklı fikri bozgunculuktadır, aklı fikri ahlaksızlıktadır, aklı fikri fesattadır, dağıtmaktadır. Bu sebeple insani duygularla onlarla anlaşılacağı, onların da bir insan olup güzel bir şekilde yaşanılacağı düşüncesini Müslümanların bir kere terk etmesi lazım. Müslümanın gücünün altında emri vaki ile yaşamak zorundadırlar onlar. Değilse yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. 100 yıldır dünyayı kana buladılar, ahlaksızlığa buladılar. 100 yıldır dünyayı perişan ettiler maalesef. Ve buna bugünün Müslümanlar da ses çıkarmamakta. Bir Gazze, bir Yemen
bu olayda başrolü oynadı ve karşılarına çıktı. Soruyor Yemen'e, sana ne? O da diyor ki Aksa özgür olana kadar ben oradayım diyor. Ben onların yanındayım diyor. Netanyahu veyahut efendim bir başka kafir, birbirinin komşusu muydu ki Amerika'sı, Fransa'sı geldiler buraya diyor. Bu sebeple kim ne derse desin, Müslümanların sözün ötesine geçmeleri, laftan daha çok icraate geçmesi gerektiği artık aşikar ortaya çıkmışken, hala diyalogdan yana, hala efendim bürokrasiden yana, hala telefon diplomasisiyle veyahut ya yapmayın etmeyin diyerek söz alarak bu işler yürümüyor. Müslümanın Müslümanı desteklemesi lazım. 30 bine yaklaştı. 20 küsür bin görünüyor da kayıplarla 30 bini geçti. Ama şunu da kendileri itiraf ediyor artık. Kafir kendisi itiraf ediyor. Bizim de ölülerimiz çok. 30 bin civarında da sakatımız var. Savaştan dolayı sakatlananlarımız var. Psikolojik manyaklaşanlar hariç. Onlar ayrı bir kategoride değerlendirilecek. İnşallah önümüzdeki günlerde onların ne olduğu ortaya çıkacak. Asıl mesele kendilerini şirin gösteren, kendilerini bilim adamı, sanatçı gösteren, kendilerini dünyanın en insancıl, en hümanist, en efendim bir şeyler olduğunu iddia edenlerin ne kadar ahlaksız olduğu, ne kadar çocuk istismarcıları olduğu, ne kadar beyinsiz olduklarını şu bir hafta içerisinde gördük. Elhamdülillah, Rabbime şükürler olsun. Allah Teala kafirin tüm günahlarını Gazze'linin duruşunun hürmetine önümüze serdi. Bu olayların ortaya çıkması aslında biz Müslümanlara, başta Türkiye olmak üzere, durmayın, Müslümandan yana olun, Müslümanlarla beraber olun diyor. Ama hala çıkıyoruz. Hele hele bazı böyle siyasilerimiz veyahut da bürokratlarımız, biz aslında Filistin'e ihracat yapıyoruz, gidenler Filistin'e gidiyor diyerek insanları kandırma yoluna gidiyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. %2, %3 civarında gönderilenlerin %2-3 civarındaki limanı veyahut efendim havaalanı olmayan Filistin'e gönderiliyor. İsrail'in onlara verip vermediği belli değil. Ama bunun yanında demir çelik malzemelerini, nükleer silah yapımında kullanılacak yedek parçalar, baruttur, şudur budur ihracatı limanlarımızdan hala yapılmaktadır. Buradan özellikle yetkililere sesleniyoruz. Kesin artık, ne olur. Oradaki kardeşlerimiz lime lime doğranırken, paramparça edilirken, onları bu hale getirenlere ne olur parasıyla bile olsa, 10 kat misliyle bile olsa satış yapmayın. Yapılmasına müsaade etmeyin. Gönderilmesine izin vermeyin. Allah için Müslümanları en azından bu konuda destekleyin diye yalvarıyoruz. Dua ediyoruz onların bu şekilde davranması için. Rica ediyoruz ama olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Hani ayet-i kerimede summun, bukmun, ummun. Ve bu bir ayet-i kerime münafık için, kafir için söylenir ama maalesef mefluç olmuş olan, felç haline gelmiş olan Müslümanlar da aynı durumdadır. Maalesef. Görmüyorlar. Gördülerse de görmezden geliyorlar. Duymuyorlar. Duydularsa da duymazdan geliyorlar. Efendim işte kalpleri ürpermiyor. Ürpermiyor maalesef. Dilleri var ketum. Sadece miting yapıyoruz. Sadece yürüyüş yapıyoruz. Ve biz kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika diye bağırıyoruz ki onlar kahroluyorlar zaten. Ama biz ne yapıyoruz? Bu önemli. Kıymetli dostlar. Evet, demiştik ya, Yahudi 500 kilometrelik Gazze'deki tünelleri bulamazken Gazze'li Müslümanlar Amerika'daki, Moskova'daki Yahudi tünellerini patlattı. Elhamdülillah. Bu arada bizlerin yapması gereken, en azından silahtır, yardımdır, onların yanında duramamak gibi bir sıkıntımız var. Maddi olarak, siyasi olarak bir şekilde elimiz mahkum kalmışız. Bari %1 veya 2, hadi bilemedik, %5 Müslümanı olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yaptığını yapamaz mıydık? Biz destekliyoruz. Evet, çok güzel, tebrik ederiz diyebiliriz. Biz şimdi şu an mitinglerde orada burada ey İsrail, ey katil Netanyahu diye bağırıyoruz. Ama yaptırımlı olmayan sözlerdir bunlar.
ben sizi destekliyorum demek veya memnun olduk demek ne demek? Onunla beraber davaya müdahil olabilmek önemli. Onlardan önce bu harekete, böyle bir harekete geçebilmek önemliydi. Buradan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı selamlıyorum, tebrik ediyorum. Evet, onun gururlu olduğu, onurlu olduğu, ilk böylesine kendimden gurur duyduğum bir gün görmedim dediği için kendisini tebrik ediyorum. Allah hidayet lütfeylesin. Allah yolunu açık etsin. Adaletli, güzel işler yapmasına fırsat versin. Bu arada tabii ki bir başka konu Doğu Türkistan konusu. Unutmamamız lazım. Kanımız kurudu. Maalesef orada hem ırktaşımız hem dindaşımız hem insan yok ediliyor. Lime lime, tane tane, saat saat, dakika dakika yok ediliyorlar. Maalesef. Sesimiz çıkmıyor. Ve biz, bırakınız onu, memleketimizdeki Doğu Türkistanlılara bile tam manasıyla sahip çıkamaz durumdayız. Birinin ismi belli olduğu zaman Çin'e karşı gelinemiyor. O bu terör suçlusudur deyip elimizden alıveriyor. Elimizden alıveriyor. Doğu Türkistan bizim kanayan yara değil. Kanayan vücudumuz, her şeyimiz, ama maalesef haberimiz yok. Dedik ya, mefluç bir ümmetiz. Yani her tarafı felç olmuş bir ümmetiz. Beynimiz bile mefluç olduğu kanaatindeyim. Çalışmaz bir durumdayız. Dünyalık işlere gelince, dünyadaki bazı işleri kotarmaya gelince biz çok böyle başarılı bir ülkeyiz. Çok böyle başarılı bir toplumuz, Müslüman toplum olarak. Ama biz asıl mesele birbirimize sahip çıkmada, kafirin karşısında nasıl duracağımızı bilmede, kimi dost edineceğimizin idrakinde olmada kendimizi ortaya koymamız gerekiyor. Yani bunlar bizim için en önemli nokta. Aileler perişan ve parçalanıyor Doğu Türkistan'da. Erkeklerini hapse atıyorlar, kadınlar evde kardeş aile projesinden Çinli erkek getirip eve oturtuyorlar. Bu burada kalacak, kardeş aile, kaynaşma için diyorlar. Çocuklar ufacık yaşta, bebek yaşta alınıyor. Annesine babasına yabancı yetiştiriliyor. Düşman yetiştiriliyor. Telefonla konuşmak yasak. Ve evindeki kullanacağı bıçağı zincirle bağlıyorlar. Saldırmasın veyahut da efendim intihar etmesin diye. Kızlarımız orada Müslümanla evlendirilmiyor. Çinlilerle evlenmek zorunda bırakılıyor. Bunlar göz göre göre gözümüzün önünde işleniyor ve biz bunlardan habersiz bir şekilde yaşamaya, habersiz gibi görünerek yaşamaya çalışıyoruz. Bunun hesabını zor veririz kıymetli dostlar. Bunun hesabı gerçekten çok zor verilir. Yarın huzur ilahide, ruz mahşerde bizden davacı olduklarında biz ne diyeceğiz? Ki olacaklar. Biz orada hakkı hakim tutmak için, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için çalıştık. Çabaladık, mücadele ettik. Bir refah kapısını bile açamadılar ya Rabbi diye şikayet ettiklerinde ne olacak? Bir gönderilen yardımları bize ulaştıramadılar ya Rabbi diye şikayet ettiklerinde ne olacak? Bu sebeple bakınız kıymetli dostlar, Lahey Adalet Divanı'nda yargılama başladı. Güney Afrika'nın avukatları, Güney Afrika'nın davaya müdahil olanları o kadar muhteşem savunmalar yaptılar ki insan onları alkışlamadan edemiyor, takdir etmeden edemiyor. Allah onlara hidayet lütfesin. Allah bu dinine hizmet ettirecek olduktan sonra kafiri de hizmet ettirir. Ama Rabbimden niyazım onlara hidayet lütfesin. Ümmeti Muhammed'in içerisinde olsunuz. Ve bakınız bu kardeşlerimiz, bu insanlar, bu kardeşlerimiz olur inşallah. Gazze'de İsrail'in neler yaptığını madde madde anlattı. Madde madde anlattılar. Ama karşı taraf bir dezenformasyon faaliyetine girdi. İnternet üzerinden, sosyal medyalarda, televizyonlar üzerinden yapılan ne kadar haberler varsa, görüntüler varsa siliyorlar şu anda. Bu sebeple bu konunun önemine binaen bizler bu ihanetlerin belgelerini, videolarını
kaybetmememiz, bir yerlere kaydetmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar unutturacaklar. Unutturmak için çabalayacaklar. Ama gün onlara doğmayacak inşallah. Evet kıymetli dostlar, Ümmü Derda, Ebu Derda'nın hanımı radıyallahu anha anlatıyor. Bir gece kocam Ebu Derda kalktı, namaz kıldı. Sonra ağlamaya başladı. Ve sabaha dek şöyle dua etti. Allah'ım, yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Sabaha kadar bu şekilde dua etti. Ya Allah'ım, yaratılışımı güzel yaptığın gibi, beni güzel yarattığın gibi duamı da, duası böyle, ahlakımı da güzelleştir diye dua ediyor. Sonra ona dedim ki, yani kocasına diyor ki, geceden beri sadece güzel ahlak için dua ediyorsun. Şöyle cevap verdi Ebu Derda. Ey Ümmü Derda, Müslüman kul ahlakını güzelleştirirse bu güzel ahlakı onun cennete girmesine sebep olur. Ahlakı kötü olursa bu kötü ahlakı da onu cehenneme sürükler. Müslüman kul uykudayken bağışlanır. Ben de dedim ki, kul uykudayken nasıl bağışlanır? Uyuyoruz. Bakınız Ebu Derda anlatıyor. Onun kardeşi gece kalkar, teheccüde namaz kılar, teheccüd namazı kılar, aziz ve celil olan Allah'a dua eder. Uykuda olan kardeşine de dua eder de Allah kardeş için yaptığı duayı kabul eder. Böylece uykudaki kardeşi bağışlanır diyor. Hadis-i şerif bu. Bunun tamamı Ebu Derda'nın sözleri. Yani hadis literatüründe peygamber sözlerine mürsel hadisler denir. Sahabe sözlerine mevkuf hadisler denir. Tabi'in sözlerine de maktu hadisler denir. Yani sahabe sözü bu. Ama peygamberden alınan bir ilham, bir ruhla söylenen sözler bunlar. Peygamberden bu müjdeyi almasa Ebu Derda kafasından söylemez bunu. Bunların tamamını peygamberden aldığı için peygamberden duyduğunu aktarıyor. Burada öncelikle güzel ahlak konusu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlaka çok önem veriyordu. Bundan önce, bu konulardan önce şu kardeşe dua etme konusuna bir bakalım. Her zaman namazlarımızda okuruz. Rabbena gfirli vel valideyye velil müminine yevme yekumul hesab. Ey Rabbimiz, herkesin hesaba çekileceği o gün, o günde beni, annem, babamı ve bütün müminleri affet. Rabbena gfirli vel valideyye vel müminine diye okuduğumuzda, ya bu hadis-i şerife baktığımızda kardeşimize dua etmiş oluyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kişi bir topluluğa imam olup da sadece namazdan sonra veya dua esnasında kendine dua ederse bu kişi cemaate hıyanet etmiş olur. Kendisine dua edemez sadece diyor. Ya bir camide cemaatin önündeki imam, bir cemiyetin bir vakfın başkanı, beraberce arkadaşlar arasında sohbet yapan, böyle muhabbet eden kişilerin her biri bir lider. Bu vakıf lideri olur, efendim dernek lideri olur, efendim tarikatın başındaki mürşidi kamillerden biri olur, fark etmez. Kendisine dua edemez sadece diyor. Kendi tebaasına, kendi arkadaşlarına da dua etmesi gerekir diyor. Rabbena duası bize bunu öğretiyor zaten. Müminlerin birbirlerine dua etmelerini istemeleri de güzel bir hadisedir. Peygamber Efendimiz bu konuda Hazreti Ömer umreye giderken kardeşinize de dua ediniz diye kendisi bizzat veya kardeşim bizi de duada unutmayın diyerek dua talep etmiştir. Yine Üveys el-Karani Peygamber Efendimizle görüşmeye geliyor, görüşemiyor. Medine'den geri dönüp gidiyor. Ama Peygamber Efendimiz onun hakkında bilgisi var ve onun için vefat etmeden önce diyor ki Hazreti Ömer'e, dua iste ondan benden. Ben de yani o onunla karşılaştığında benim için dua iste diyor. Yine Peygamber Efendimiz bir Müslümanın yanında yokken
gıyabında din kardeşi için yapmış olduğu dua kabul olunur. Bu iş için görevli bir melek bulunur. Din kardeşi için hayır dua ettiği zaman o melek, amin, kardeşim için istediğinin bir misli de sana verilsin diye dua eder diyor. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki en çok ve en çabuk kabul edilen dua bir müminin diğer mümin kardeşine yapmış olduğu duadır buyuruyor. Yine biliyoruz hadis-i şerifte geçiyor. İki dua vardır ki asla reddedilmez. Biri mazlumun yaptığı dua, bir diğeri de kardeşin kardeşe yapmış olduğu dua. Bakın Gazze'deki kardeşlerimiz dua ediyor. Allah onların dualarını kabul ediyor. Rabbim onları rezil et, zelil et dedi. New York'ta rezil, zelil oldular. Moskova'da rezil, zelil oldular. Öyle iddialar var ki 99 depreminden bu zamana 100 bine yakın. İddia diyorum sadece. Türkiye'den çocuğun kaçırıldığından da bahsediliyor. Bunlar çok önemli meselelerdir kıymetli dostlar. Kafir, özellikle Yahudi kesinlikle hayra çalışmazlar. Kesinlikle. Yine dua konusunda Resul-i Ekrem Efendimiz Allah'a kendisiyle isyan etmediğiniz dillerle dua ediniz buyuruyor. Sahabeler ya Resulallah hangimiz öyle günahsız dua edilmemiş bir dili var ki? Yani günahsız dilimiz yok ki, hepimizin bir günahı var diyor sahabe efendilerimiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki birbirinize dua edersiniz. Çünkü sen onun lisanıyla, o da senin lisanıyla Allah'a isyan etmemiştir. Bakınız. Birbirinize dua edin diyor. Birbirinize. Sen Ahmet'in diliyle, Ahmet de senin dilinle Allah'a isyan etmedi. Kendi diliyle isyan etti. Eğer günah işlemişse. Bu sebeple dualarımıza kardeşlerimizi, dualarımıza ailemizi, dualarımıza çocuklarımızı, dualarımıza müminleri katmamız gerekiyor. Bu hadisi bir kez daha okuyalım. Enteresan bir hadis-i şerif. Allah'a kendisiyle isyan etmediğiniz dillerle dua ediniz buyuruyor. Sahabe ya Resulallah hangimizin öyle günahsız isyan edilmemiş bir dua dili var ki? Yok, hepimizin bir şekilde günahı var. Bakınız çözüm Peygamber Efendimiz'den geliyor. Birbirinize dua edersiniz. Çünkü sen onun diliyle, o da senin diliyle Allah'a isyan etmedi, günah işlemedi diyor. Herkes kendi diliyle. Evet. Yine hadis mecmualarında geçer. Kıyabında mümin kardeşine dua etmek konusuyla ilgili ayrı bir bab geçer. Bazı hadis konuna, hadis mecmualarında, hadis kitaplarında, kaynaklarda. Güzel ahlaka gelince önemli olan nokta bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada Allah'ım yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Bakınız yaratma konusunda Allah bize garanti veriyor. Ne diyor? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنْ تَقْو۪يمٍ Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Bir başka mana olarak da biz insanı kendisine verilen en güzel şekilde yapacak şekilde yarattık diyor. Yani Allah bizi en güzel şekilde yarattı. Ama rızkı, ya rızkı Allah veriyor. Rızık Allah'ın üstüne. Yaratılışın en mükemmelliği Allah'ın üzerine. Allah bizden iman istiyor, ahlak istiyor. Bundan garantisini vermiyor. Kendinize bak kazanacaksınız diyor. Yani böyle bir durum söz konusu. Biz ahlakımızı güzelleştirmek için çabalamazsak ahlak kendinden gelmez bize. Hadis-i şerif o bu derece önemli. Ve ahlakımı güzelleştir diye dua ediyor. Kim? Ebu Derda radıyallahu anh. Sahabe efendilerimizden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin taltif buyurduğu sahabelerden ve kendisi zahit olan sahabilerden, yani ibadete daha düşkün sahabilerdendir kendisi. Selman-ı Farisi'nin, Peygamber Efendimiz tarafından Selman-ı Farisi ile kardeş yapılanlardandır. Bir gün Selman-ı Farisi radıyallahu anh Ebu Derda'nın evine geliyor. Kapısını çakıyor, Ebu Derda yok. Hanımı çıkıyor. Dışarıda olduğunu söylüyor. Fakat hanımının pejmürde,
dağınık olduğunu görüyor. Hayırdır diyor. Kardeşiniz diyor çok kıymetli biridir diyor. Her gece sabahlara kadar Kur'an okur, namaz kılar. Her gün oruçludur diyor. Daha sonra gidiyor. Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Selman-ı Farisi radıyallahu anh Ebu Derda'nın evine geliyor. Daha sonra misafir oluyor. 3 gün veya rivayette de 1 gün, 1 gece kalıyor. Tam misafir olduğu için yemeklerini yiyip namazları mescitte kılıp geldikten sonra herkes odasına ayrılıyor. Arap geleneğinde orada misafir olarak gelen erkekle ev sahibi erkek aynı yerde kalırlar. Gelenek bu. Beraberce yataklarına yatıyorlar ama bir müddet sonra Ebu Derda kalkıyor. Ebu Derda'nın kalktığını görünce Selman-ı Farisi de kalkıyor, yat diyor. Uyu biraz. O biraz şey yapıyor, böyle hafif böyle yüzünü ekşitiyor ama yatıyor. Selman-ı Farisi'nin uyuduğunu kabul ederek bir kere daha hamle yapıyor. Selman-ı Farisi yat uyu diyor. Bu sefer anlıyor ki Selman uyumayacak. Onunla yatıyor, uyuyor. Gecenin bir müddet gece bir müddet geçtikten sonra sabaha namazına doğru teheccüdün belki son vaktinde kaldırıyor. Haydi namaza diyor. Abdestlerini alıyorlar, namazlarını kılıyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'in de tavsiyeleriyle birlikte vücudunun hakkını, eşinin hakkını vermesi gerektiğini söylüyor. Bu şekilde davranması gerektiğini söylüyor. Ebu Derda ibadete düşkün, mücahit bir sahabi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin taltifine uğramış, taltif etmiş olduğu bir sahabi. Selman-ı Farisi de aynı. İşte Ebu Derda diyor ki Allah'ım beni güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Zekamız güzel olabilir. Düşüncemiz güzel olabilir. Güzel cümleler kullanıyor olabiliriz. Şeklimiz, şemalimiz güzel olabilir. Ama asıl mesele nedir kıymetli dostlar? Asıl mesele ahlakın güzelleşmesidir, güzel olmasıdır. Nice güzel konuşanlar vardır ki, nice zeki olanlar, nice makam sahibi olanlar vardır ki ahlakı zemimedir. Güzel ahlak değildir. İnsanlar içerisinde ahlaksızlığı ortaya çıkmıştır. Veyahut insanlara ahlaksız davranışlara karşı bir zafiyeti vardır. Bundan dolayı bu Müslümanın insanlar arasında kötü bir imajı oluşmaktadır. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki burada hadis-i şerifte benim ahlakımı güzelleştir ya Rabbi. Bakın nefsimizin ve şehvetimizin esaretinden kurtar ya Rabbi diye dua ediyoruz. Sebep ahlakı bozan onlar. Nefis ölmez, şehvet ölmez. Ama onları kontrol altında tutacak, onlara esir olmamak için çabalamak lazım. Ahlaksızlık da aynıdır. Ahlaksızlık demek sadece küfürlü konuşmak, sadece efendim bazı davranışlarda insanları alçaltıcı, küçültücü durumlarda bulunmak değildir yani. Olması gereken, yapılması gereken ne varsa yapmamak, yerine koymamaktır. Zulüm ve ahlaksızlık aynı gibi bir şeydir yani. Dili bozuk konuşurken küfürlü konuşuyor. Yalan konuşuyor. 5 vakit namaz kılsak ne olur? İbadetlerimizin hangisini yaparsak yapalım bizim ahlakımıza olumlu tesirinin olması lazım. Ticaret ahlakımızın güzel olması lazım. Mal alıyoruz, borcunu ödemiyoruz. Pazarlığımızı bozuyoruz. Verdiğimiz sözde durmuyoruz. Ama umreye gittik geldik, hacıyız. Hacca gittik geldik, hacıyız. Umreye gittik geldik, umreciyiz. Değil kardeşler. Böyle almayacağız. Benim ibadetim benim ahlakıma tesiri var mı yok mu? Eğer bir şeylere eksiklik gidiyorsa, bir yanlışlıklar varsa, bir ters giden bir durum varsa, bakın Ebu Derda'nın yaptığını yapmak lazım. Ya Rab ahlakımı güzelleştir.
Ya Rab güzel ahlakı bana lütfet. Ya Rab ahlakı zemimeden, kötü ahlaktan beni uzaklaştır diye dua etmemiz lazım. Bu hangi yaşta olursak olalım, ne zaman olursa olsun güzel ahlakın taliplisi olmamız gerekiyor. Yani bu konu önemli. Haşı, bu kardeşimizle alakalı, dua ile alakalı bir ayet kelime var. Onu da söyleyeyim, paylaşayım sizinle. Allah'ın has kullarını Rabbimiz Teala Haşr suresinin 10. ayet kelimesinde şöyle belirtiyor. Onlar şöyle, başkası için dua etmek, onu sevdiğinin ve değer verdiğinin bir ifadesi olduğunu ortaya koymak ve Allah'ın has kullarının ne şekilde dua ettiğini Haşr suresi 10. ayet kelimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor, belirtiyor. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önceki iman ile geçmiş olan mümin kardeşlerimizi mağfiret buyur. İman edenler hakkında kalbimizde hiçbir kin ve fena duygu bırakma. Ey Rabbimiz, hiç şüphe yok ki sen çok şefkatli ve çok merhametlisin. Ayet dehşet bir ayet. Neden? Yani bizden önceki dedelerimiz, ninelerimiz, başka Müslümanlar için dua ediyoruz. Ve biz bu arada iman eden, mümin olan, ehli kıble olan kardeşlerimiz için de dua ediyoruz. Falan tarikatın, filan partinin, filan mezhebin adamıdır diye lanet okumuyoruz. Namazını kılıyor, ehli kıble ise, küfürle alakası yoksa bu kimseyi imanen sevmek zorundayız. Eğer biz onu sevmezsek, eğer biz ona dua etmezsek olmaz. Birbirinizi sevmedikçe gerçek manada iman etmiş olmazsınız buyuruyor Rabbimiz Teala. Peygamber Efendimiz birbirinizi sevin, birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız diyor. O zaman biz o kardeşimizi seveceğiz. Hangi kardeşimiz? Mümin olan, ehli kıble olan ama falan partide, filan tarikatta, filan mezhebe dahil, hiç önemli değil. Peygamberime küfretmiyorsa, Müslümanların aleyhinde çalışmıyorsa, ihaneti yoksa Müslümanlara, İslam'a, biz ona dua etmek gibi bir zorunluluğumuzun olduğunu bilmemiz lazım. Ve kalbimizde kin, fesat olmamalı onlar hakkında. Yüze yapılan bir dua var bir de. İşte bu yüze yapma duası, yüze yaptığımız dualar riya karışabilir. Arkadan gıyabında yapılan dua daha samimidir. Zaten hadis-i şeriflerde de böyle geçiyor. En çok kabul edilen dua bir müminin diğer bir mümin hakkında gıyabında yaptığı duadır diyor. Mümine duası daha çabuk geçer. Daha çabuk kabul edilir. Çünkü insan günah işlemediği bir dille, bakın özet olarak söylüyorum bunları, dille dua ediyor. Ben bu mümin kardeşimin diliyle günah işlemediğime göre onun benim için duası makbuldür diyor ve bundan dolayı dua ediyoruz kıymetli dostlar. Öyleyse birbirimize çok dua edeceğiz. Ümmet-i Muhammed'in birliğine ve dirliğine, hayrına ve salahına dua edeceğiz. Ve şunu unutmayalım. Peygamber Efendimiz bir din kardeşini 3 gün görmediğinde onu sorar. Bir yere gitmişse, orada bulunmuyorsa kardeş için dua ederdi. Evdeyse ziyaret ederdi. Hasta halini duyduğunda gider, hatırını sorar, dua ederdi. Biz birbirimizi hayra teşvik etmemiz lazım. Arkadaşlar, kardeşler birbirimizi hayra teşvik edeceğiz. Bu hadiste bu da var. Ebu Derda, Ümmet Derda'yı teşvik ediyor. Biz hanımlarımızı hayra teşvik ediyor muyuz? Hep eleştiriyor, hep onlara kızıyor muyuz? Hep onları kendilerinden faydalanan bir obje gibi mi görüyoruz? Yoksa dua ediyor muyuz gerçekten? Önemli olan bu. Bizim önem verdiğimiz noktalardan biri de bu. Eşlerimize değer vermek, namaza beraber gitmek, bazı noktalarda kararı onunla beraber vermek, birçok noktada istişareleri onunla yapmak gerçekten önemlidir. Bu da güzel bir ahlaktır. Evet, bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi olarak gördüğümüz bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif nerede geçiyor? İbn-i Mace, Tirmizi, Ebu Davud, başka Taberani, Mucem, yani birçok hadis-i şerif kitabında geçiyor. Neymiş hadis-i şerif? Hac esnasında oluyor bu.
Resul-i Ekrem Efendimiz'in yanına Usame bin Şerik gidiyor. Hac esnasında. Peygamber Efendimiz bir kere hac yaptı. Veda haccı döneminde. Öteden beriden kalabalık insanlar 120 bin kişinin geldiği söyleniyor. O sene veda haccında bulunan hacılardan bahsediyorum. Öteden beriden sağdan soldan gelen insanlar vardı. Bunlar şehirde olanlar da vardı. Medine'de olanlar da vardı. Arabi dediğimiz bedeviler de vardı. İnsanlar sükut etti. Bu gelenlerden başkası konuşmuyordu. Herkes Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldi. Toparlandılar. Ama bunlar konuşmaya devam ediyor. Diğer insanlar sustu. Onlar şöyle diyorlardı. Ya Resulallah, şu işi yapmakta bize günah var mı? Falan şeyde günah var mı? Şunu yapıldığı, yani ıvır zıvır sorularla bunda bedeli nedir? Şu günah var mı? Diye soruyor. Yeni öğrenmişler. Badiye'den gelmişler. Peygamber Efendimiz'i yeni görüyorlar. Peygamber Efendimiz'le görüştükleri için birçok bilmedikleri şeyi öğrenmenin gayretindeler. Ve Peygamber Efendimiz'e böyle sorular soruyor. Ama diğer Medine'den, Mekke'den, diğer şehirlerden gelenler de yok. Bu sadece bu bedevilerde var. Resulullah onlara buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın kulları! Allah sizin sorduğunuz şeyleri işleyen kimselerden güçlü günahı kaldırdı. Bunları yapanlar günah işlemiş sayılmaz. Ancak kişinin ırzı, kişinin ırzından yani şeref ve haysiyetinden gıybet etmek suretiyle bir şeyler kırpan, haddi tecavüz eden kimse bu hükmün dışındadır. İşte haram işleyen mahrum olup helak olan bu kimsedir. Ya Resulallah, namazda şu, yani haçta özellikle şunu şöyle yaptımdı. İhramı böyle bağlamışmıştım. Veya efendim tırnağımı şöyle sabunlamıştım. Yani çok fazla soru var. Haç bir anda her zaman yapılmadığı için, senede bir kere olduğu için tekrar soru soruluyor. Ama bu Arabiler daha çok soruyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki, bakınız burada samimiyetle ibadet kastıyla yapmış olduklarınızın hepsinden sevap vardır. Kabul olmayan yoktur diyor. Hep herkese Peygamber Efendimiz kabuldür demiştir. Olur demiştir. Olmaz dememiştir. Yok dememiştir. Haç döneminde kendisine sorulanlardan. Bundan dolayı haç döneminde Müslümanların öncelikli niyetinin sağlam olması lazım. İkincisi haç ilmi halini öğrenmeleri gerekir. Ve bunun yanında mutlaka eksikler olacaktır. Tamamlama gayretine gitse bile Allah'tan af dileyecektir. Allah o şekilde kabul edecektir. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ancak diyor, bakın Peygamber Efendimiz, gıybet etmek suretiyle bir şeyler kırpan, hatta tecavüz eden kimseyle kişinin şeref ve haysiyetinden, özellikle bir daha okuyayım, ancak bir kimsenin ırzından bir şeyler kırpan kimse bu hükmün dışındadır. Yani ırzından dediği şeref ve haysiyetinden gıybet etmek suretiyle bir şeyler kırpan, haddi tecavüz eden kimse bu hükmün dışındadır. İşte haram işleyen mahrum olup helak olan kimse budur diyor. Peygamber Efendimiz'e hala soruyorlar. Yine tedavi olalım mı? Evet, tedavi olunuz diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü Allah yarattığı her hastalıkla birlikte bir deva yaratmıştır. Ancak bir hastalık müstesna, bunun tedavisi yoktur diyor. Peygamber Efendimiz diyor ya, hastamız var, tedavi mi olalım, okunalım mı diyor. Bu da önemli. Niye? Doktora gidip tedavi olması gereken konuyu hoca diye bildikleri birilerine gidip okutarak geçireceğini zannedenler çok. Bugün de çok. Halbuki bu doktorluk bir hasta. Hastalık, bu hastalık doktorluk bir mesele. Ama gitmiyor. Falan yerde filan var, biri varmış. O efendim iyi, derin biriymiş, derin hocaymış, nasıl hocaysa ona gidip okutalım, geçer bu. Peygamber Efendimiz'in başka hadis-i şeriflerinde de geçiyor, tedavi olunuz diyor. Tedavi işi bittikten sonra, tedavi sonuç vermiyorsa veya tedavi edilirken bir taraftan da bir kimse rukye yapabilir. Yani tedaviyi ihmal etmeyecek. Ancak
Hepsinde sonucu Allah'tan bekleyecek. Falan hoca okudu, baya tesir etti diyerek hocadan veyahut da doktordan bilmeyecek marifeti. Allah'tan bilecek. Önemli olan bu. Peygamber Efendimiz bunu da cevaplandırıyor. Her şey soruyorlar dedik ya. Ardından Peygamber Efendimiz onlara bir bulmaca atıyor. Bir konu atıyor. Asıl diyor tedavi olmayacak bir hastalık vardır diyor. Allah tüm hastalıkların devasını yaratmıştır. Tüm sıkıntıların mutlaka bir çıkış kapısını yaratmıştır. Ancak bir hariç diyor. O ilacı olmayan, çözümü olmayan hastalık nedir ya Resulallah diye sorduklarında Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ihtiyarlıktır diyor. Ya Resulallah, kula verilen hasletlerin en hayırlısı nedir diye soruyorlar. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki güzel ahlaktır diyor. Kardeşler, bu hadis-i şerifte mertebe mertebe, böyle bölge bölüm bölüm bir şeyler var. Resul-i Ekrem'den bazı şeyleri soran bedevilerin öğrenmeye meraklı oldukları anlaşılıyor. Öğrenin yeni geldiler, peygamberi gördüler, o olabilir, soracaklar. Bu çocuğumuz da olabiliyor. Bazen bıktıracak derecede soru da sorabiliyorlar. Bedeviler hep mübah olan şeyleri sormuşlardır. Peygamber Efendimiz'e tamam demiştir, olur demiştir. Harama veyahut da günaha götürecek herhangi bir şey olur dememiştir. Burada bunu açıklamış olalım. Efendimiz'in vermiş olduğu bu. Ancak bir istisna yapılmış. Orada Peygamber Efendimiz hepsine olur dediği halde gıybetini yapanın, başkasının gıybetini yapanın, kötü söz söyleyenin, sövenin veya herhangi bir şekilde eziyet edenin sorumlu olduğu ve sorumlu olduğunu ve günah işlediğini belirtiyor. Kim, bir daha söyleyelim, birisinin gıybetini yapanın, kötü söz söyleyenin, sövenin veya herhangi bir şekilde eziyet edenin sorumluluğu vardır diyor. Bunlar sıyıramazlar kendini diyor. Bu bir. İkincisi, tedavi olmayı soran Arabilere Peygamber Efendimiz bununla bir günah yoktur. Tedavi olun, hatta tavsiye de etmiştir. Ancak tedavi oldu, tavsiye etti. Bunun da belli kuralları var. Biraz önce söyledim. Bunu maddeler halinde veya sıra sıra şöyle belirtelim. Allah derdi de dermanını da yaratmıştır. Ve her derdin devasını da vermiştir. Ancak tedavi olacaksınız. Yani nereye ne şekilde müracaat edileceğinizi bileceksiniz. Tedavi olacaksınız. Fakat haramla tedavi olmayın istiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif bir daha okuyorum. Allah derdi de dermanı da yaratmıştır. Ve her derdin devasını vermiştir. O halde tedavi olunuz. Bakın tedaviyle ilgili. Fakat haramla tedavi olmayınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her derdin devası vardır. Eğer o derdin ilacı bulunursa Allah izniyle o hastalık iyileşir. Bizi devayı aramaya, araştırmaya yönlendiriyor. Hastalıkların ilacını bulmak için yapılacak çalışmaların tamamı bu hadis-i şerifin içerisinde tatip görmüştür, övülmüştür. Resul-i Ekrem Efendimiz her hastalık için meşru ve helal olan bir ilacın mevcudiyetinden bahsediyor. Kullara düşenin tedavi olduğunu bahsediyor. Tedaviden kaçınmak doğru değil, tedavi olmak tevekküle de mani değildir. Ne diyor? İşte Peygamberimiz, her derdin bir devası vardır. Eğer o derdin ilacı bulunursa Allah'ın izniyle o hastalık iyileşir. Tedaviyle alakalı olan nokta bu. Ha, bir sahabe Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah, uzun zamandan beri yapa geldiğimiz, yani bizim örfümüzde var olan tedavi ve tehlikelerden sakınmamız Allah'ın kaderinden herhangi bir şey geri çevirir mi? Yani kadere mi karşı geliyoruz? Ölecekse ölsün. Sakat kalacaksa kalsın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki tedavi de Allah'ın kaderindendir.
Tedavi de Allah'ın kaderindendir. Yüce Allah'ın isimlerinden biri de Şafi değil mi? Şafi, şifa veren. Tedaviden kaçınmak İslam'ın zıttıdır. Tedaviye karşı çıkmak kaderin, kaderi ve Cenab-ı Hakk'ın hakim ismini reddetmektir. Anlamamaktır. Kainata koyduğu kanunlara karşı çıkmaktır. Bu yüzden tedaviden kaçınmak Müslümanca bir tavır değildir. Şimdi ihtiyarlık diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun diyor kesinlikle şeyi, tedavisi yok. Bugün hocam ihtiyarlamayı ortadan kaldıran genetik bilmem şeyler bulundu. Yavaşlatırız diyor. 80 yaşındakini diyor belki 60 yaşında gösterebiliriz. Görüntünün ötesine geçemezler. Mesele bedenin, ruhun, her şeyin o yaşı yaşaması gerektiği kanaatindeyim ben. İhtiyarlık insan hayatında bir safhadır. Ayet-i Kerime'de insan ömrünün bu safhası şöyle anlatılıyor. Hac suresi 5. ayet. Ey insanlar, eğer yeniden dirilmekten şüphedeyseniz şunu bilin ki biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra pıhtılaşmış kandan, sonra hilkati belli belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Doğumun evrelerini Rabbimiz sıraladı. Sonra kudretimizi açıkça gösterelim diye dilediğimizi bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat eder, yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür. Ta ki her şeyi bilen bir kimse olduktan sonra hiçbir şey bilmez hale gelirsin. Evzeli ömür dediğimiz. Peygamber Efendimiz bundan Allah'a sığınıyor. Bunaklık, bunaklıktan Allah'a sığınıyor. Evet. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şu insanoğlunun hali yok mu? Etrafını 99 tane musibet çevirmiştir. Yani her şeyimizde bir musibet, bir şey var. Bunlardan kurtulursa devası olmayan ihtiyarlık var diyor. O bela ve musibetlerden kurtulursa bile ihtiyarlıktan kurtulamayacak diyor. Ve Peygamber Efendimiz şöyle dua ediyor. Bu duayla bitirelim inşallah. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, yani bunaklıktan veya erzeli ömürden, kalp katılığından, gafletten, başkasına yük olmaktan, miskinlikten sana sığınıyorum. Amin. Rabbim bu güzellikleri bizlere yaşatsın. Ümmet-i Muhammed'e birlik, dirlik, beraberlikler versin. Ümmet-i Muhammed'in cihad edenlerine güç, kudret versin. Ümmet-i Muhammed'in cihad edenlere destek verecek şekilde güçlenmesini lütfetsin. İsrail'i kahreylesin. Yemen'e yardım etsin. Gazze'ye yardım ettiği için. Diğer Ümmet-i Muhammed'in de sinesini, kalbini açsın. Allah'a emanet olun.